Evet. O HTML, CSS, JavaScript'in bir araya geldiğinde ortaya çıkan karmaşayı biraz önlemek amacıyla aslında Twitter kendisi için bunu geliştirmişti. Sonradan open source yaptı. Yıllardır da sektörü domine ediyor diyebilirim. Bootstrap. On the JavaScript side you should learn at least one modern framework. Bunlardan bir tanesi şunu geç. Sol taraftaki üç tanesi sektörde güçlü diyebilirim. Angular CS artık Angular CS olarak değil, Angular olarak geçiyor. Sebebi de ilk çıktığında Angular CS idi. JavaScript ile yazılıyordu. Sonradan Microsoft'un geliştirdiği TypeScript programlama diliyle, TypeScript bir object oriented programlama dilidir. Ve onunla ki Angular da Google'ın geliştirdiği bir modern framework. Microsoft'un TypeScript ile Google'ın Angular'ı birleşti. Dil olarak arka planda TypeScript odaklı geliştirmeler yoğunlaştı. O yüzden de Angular olarak devam etti sonradan. Yani CS eğitimleri eskidir. Angular CS'lere bakmayın. Angular yazanlar sadece yenidir diyebilirim. Burada da bir trik vermiş olayım. TypeScript'i de öğreneceksiniz ama o da bayağı gelişmiş. Size benim GitHub'ımdan bir link vermiştim. Görmeyenler bakabilir. Hani son 2 yıl öncesine kadar, hatta 1 yıl öncesine kadar TypeScript eğitim veriyordum. Artık vermiyorum. En son kurumsal eğitimlerimde de kullandığım bazı kaynakları orada yayınladım. Basit anlamda TypeScript, Object Oriented Programming mantığını JavaScript üretmek için kullanıyor diyebilirim. Siz TypeScript yazıyorsunuz temiz bir şekilde, JavaScript'in pislikleriyle uğraşmadan. O kendisi sizin yazdığınız TS'yi içindeki interpreter mantığıyla bir JavaScript üretmek için kullanıyor. Sizin yerinize JavaScript üretiyor. Siz OOP yazmış oluyorsunuz TS ile. React.js var. Bu da zaten öğreneceğiniz şeylerden bir tanesi. Facebook'un geliştirdi. Bunun da hikayesi şu. Facebook yıllar önce Instagram'ı satın aldığında Instagram'daki ekipler Facebook'taki ekiplerle, mühendislerle yani yazılımcılarla birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ondan sonra da tabii kodlarını inceliyorlar. Acaba biz buradan ne araklayabiliriz diye. Kendi projeleri için, Instagram için yani. Ondan sonra diyorlar ki şöyle bir kod yapınız varmış diyor kendi içinizde. Yüksek performans sağlayan falan. Onu toparlayın. Açık kaynak hale getirin diyor. Biz de kullanalım diyorlar. Ve öyle React.js doğuyor diyelim. Maybe the popularity of Java jQuery has passed the top, but it's still the most and most used JavaScript framework. Doğru. %100 doğru, katılıyorum buna. jQuery aslında şu yukarıda gördüğünüz bütün o güzelliklerin React, Angular, Vue. Vue da mesela son yıllarda popüler oldu. O da güçlüdür. Ben açıkçası çok kullanmadım. O yüzden bir şey diyemem. Ama güçlü olduğunu biliyorum piyasada. Ama React kadar ya da Angular kadar olduğunu sanmıyorum diyebilirim. Burada jQuery aslında bunların hepsinin başlangıcı. Client tarafında o XHR demiştim ya, onu adam akıllı hale getiren ve kullanıma sunan dünyada ilk library jQuery'dir. jQuery hala güncelleniyor ama hani bunlardan sonra artık bunun mantığı çok fazla gerekli olmuyor diyelim. Kullanılıyor ama şunların yeni getirdiği şeyler daha etkili. O yüzden de burada hani has passed the top diyor ama bu işin başlangıcı ve bir saygı diyelim buna. Halinde güncelleniyor, kullanılabiliyor. Örneklerde görebilirsiniz, projelerde görebilirsiniz filan. Ve bunlardan daha basittir. Daha basit bir mantığı vardır. Bu bir library olarak kullanılır çünkü. JavaScript framework dese de bir library gibi kullanılıyor. Çok daha basit kullanılmış. Şunlar kendi mimarilerini getiriyor aslında. O yüzden. CSS'te Bootstrap, JavaScript'te jQuery, Angular. Yani şu yazımı gördüğünüzde o eskidir demektir bu arada. Hani burada işin mantığını anlattığı için bunu çok şey yapmayabiliriz. Bakayım nasıl anlatıyor mesela. Evet. Evet, bayağı eskisini anlatıyor bu. Şu ng app'i gördüğünüzde zaten bu eskidir direkt. Çünkü bunlar çok değişti.
Bu yıllar yıllar önceki bir mantığı anlatıyor diyebilirim. O yüzden Angular JS. Doğru yani. Bu Angular değil. Mesela bu sayfadaki. Vue.js vesaire. Burada Angular'ı React yazmamış mesela. React olduğunu varsayalım. Onu tavsiye ederim. Bir de aralarda jQuery antrenmanı yapmanızı tavsiye ederim. O bakış açısını öğrenmeniz, anlamanız için. Angular'da gene ihtiyacınız olabilecek şeylerden biri. Piyasada popüler ve kullanılıyor. Vue'da az da olsa kullanılıyor. XML tarafında bunları size araştırma ödev olarak vermiştim. XSLT, XPath ve XQuery. Önemli bunlar. Bakarsınız. Ve şuraya gelelim. Hatta o bize gelsin. Bakın, learn the basics. Siz buraları öğrendiniz JavaScript ile. Hani en basit mantığı öğrenmek için jQuery'yi tavsiye ediyor. Haksız değil burada. Temelleri anlamak için. Getting deeper. Burada da mesela CSS tarafına giderken diyor ki responsive design'ı, responsive web'i öğren kesinlikle. Doğru. Choose framework. Foundation, Bootstrap, Materialize, CSS, Semantic UI tonla var. Burada Bootstrap seçildi sizin için ki zaten sarıyla gösteriyor. Ben de bunu tavsiye ederim der gibi. Preprocessors var. SAS, LESS, Stylus, PostCSS ve SAS'ı seçmiş ki doğru. Bunları artık Zeki'den dinlersiniz. O da size bir hazırlık yaparak anlatabilir. Kendisi de kullanıyordu hatırladığım kadarıyla. Sol tarafta da JavaScript'e gittiğimizde ECMAScript 6'yı öğren diyor. Evet, ileride ihtiyacın olacak demek bu. TypeScript, evet, TypeScript'i de konuştuk. JavaScript üreten bir dil ve çok işinizi görür kesinlikle. Testing tarafında bunları geçiyorum. Task Runners, NPM, Scripts, bu Node Package Manager, NPM, bu Node'la alakalı bir çalışma hazırlıyoruz sizin için ama sonra olacak. Node.js. Node.js de aslında jQuery nasıl client tarafı için, JavaScript için bir milat noktasıysa Node.js de JavaScript'in aslında gerçekten bir dil, gerçekten bir standarda dönüşmesi için çok çok büyük bir yol kat ettirdi diyebilirim Node.js. Node.js JavaScript'i server tarafında çalıştıran ilk mimari, ilk altyapı diyelim. Ve onunla birlikte gerçekten dünyada çok ciddi değişiklikler oldu teknoloji tarafında. Hani bu Node.js'in müthiş ve halen daha işte Python değil, Go değil, Node.js'le kodlama, backend kodlayın anlamına gelmiyor kesinlikle. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama onun o geliştirdiği mimari bakış açısı çok fazla şeyi etkiledi. Bu sayede ciddi bir başarı sağladı diyebilirim. Siz de Node.js eğitimi alacaksınız daha sonradan. Hatta şu an Zeki Node.js yazıyor arka tarafta bir projemiz için. Benim de makalelerim vardı ama blog kapandı. Orada da yönlendiremeyeceğim sizi. Arada bir bakarsınız diyelim ama ona çok odaklanmayın şimdi. Siz frontend tarafında çalışıyorsunuz. Gulp var, Grunt var. Bunlar da önemli. Bunlara bakarsınız. Package Manager, Yarn ve NPM var. Node Package Manager ve Yarn. İkisi de kullanılıyor dünyada ama NPM çok daha fazla tabii ki. Hemen hemen her şeyde kullanacaksınız zaten NPM'i. Görmediğiniz bir yer zor. Özellikle frontta. Choose a framework. Angular, React, Vue, React demiştik. Açıkladım bunu. Ve Flux, Redux, Mobix burada. Redux'ı kullanacaksınız. Size de zaten Zeki aralarda gönderiyor. Redux, yani React Redux diye. Bunun ne olduğunu anlarsınız o zaman. Module Loader, Webpack geçiyorum bunları. Şuralarda, buralar çok da şey değil ama incelersiniz şunları. Mesela D3, yani sizin normal kurumsal tarafta animatif çalışmalarda kullanabileceğiniz bir şey. Mesela design patterns bu genel bir şey. JavaScript ya da diğer programlama dillerinin her birinin bir design patternleri vardır. Aslında genel
best practice uygulama yapılabilecek işte algoritmik yaklaşımları diyelim. Design patterns olarak biz farklı farklı dillerde kullanabiliyoruz. Gof design pattern vesaire vesaire. Birinin sesi açtı. Sesi açıldı, kendimden korktum. Backend rule maps step 4. Bakın full stack çalışacaksanız backend tarafı için söylüyor bunu. SQL bu değişmeyen bir gerçek. Herhangi bir veri tabanında SQL yazacaksınız. PHP ASP'yi geç. ASP zaten öldü. Hani kendileri ASP ile geliştirdiği için bunu hala tutuyorlar herhalde. ASP ölü, yıllardır ölü. Microsoft bile unutmuştur bunu. PHP hala kullanılıyor ama tavsiye etmiyorum. Yani hiç uğraşmayın. Python zaten biz onunla uğraşıyoruz. SQL herhangi bir veri tabanında kullanabilirsiniz. Öğrenin mutlaka. Benim kitabımı zaten yayınladım. Oradan detaylı bir şekilde öğrenirsiniz. Full stack JavaScript'te de yine SQL, Node.js, ondan sonra MySQL, MongoDB. Yani şu yazımı kim yaptı bilmiyorum ama Mongo'nun arasında nokta yok. MongoDB var. MongoDB bu NoSQL'de bir mihenk taşı diyebilirim. NoSQL veri tabanlarında mihenk taşı ve güçlü. Öğrenmenizi tavsiye ederim. Vesaire. Backend şunlar nereden gelelim? Ruby'yi geç, PHP'yi geç, Node bakarız bir. Python, pip bunu konuştuk. Package Manager, pip. PyPy üzerinden bir şeyler kurmanızı falan sağlıyor pip. Oraya bağlanıyor, internetten çekiyor Package Manager'ı. Unit test, burada testle alakalı. Mesela PyTest falan bunlarla uğraşacağız daha sonra ama şu an değil. Frameworks tarafında sync var, yani synchronous ya da asynchronous programming tarafı. Bunu nasıl anlatayım? Bu multithreading ile alakalı bir şey. Asenkron programlama ya da senkron programlama. Mesela standart frameworkler, işte Flask, Django, bunlar senkron, sync dediğimiz bir alt dallanmada kullanılıyor. Ama asenkron programlama ki aynı anda çok daha fazla request kabul edebilen bir yapı diyelim. Bir programlama yapısı herhangi bir programlama dilinde olabiliyor. Mesela bir arkadaşınız C# multithread'i sormuştu. Aslında bunun temel mantığı multithreading üzerine kurulu diyebilirim. Burada da işte şu package'i, şu modülü tavsiye ediyor. Ben burada mesela Tornado ile de çalıştım. Tornado da gayet iyidir. Bu daha hafiftir mesela. Bunu da kullanırsınız. Bu daha performanslıdır ama Tornado da son yıllarda kullanılıyor. Diğer tarafta da Flask ve Django diyor. Bunun dün ufak bir konuşmasını yapmıştık. Flask mı Django mu? Ha, Pyramid de var. Ama tavsiye etmem bunların ikisi varken. Flask yerine göre güzel. Django da yerine göre doğru diyebilirim. Tornado ile ilgili de küçük örnekler yapabilirim. Hatta bununla da daha sonra yaparız. O mantığı anlarız. PHP'yi salla şurayı, yok say böyle. Node.js, Package Manager, NPM ya da Yarn var. NPM. Express, bu aslında UI tarafını kodlamanız için sizin işinizi kolaylaştıran bir şey. Express.js. Express farklı bir JavaScript library ama artık Node.js ile böyle UI tarafı için bir nasıl diyeyim, template engine olarak kullanılıyor diyebilirim. Testing tarafı bunlar da işte test işlemleri filan. Sen kimsin? C#, Get, Go filan. Sonra burada mesela web server. Web server olarak Nginx diyor. Apache, Kedi. Bunların üçü de çok güçlü. Ama Nginx daha güçlü diyebilirim. Ama bu çok farklı bir konu. Bunu başka zaman konuşalım. Web server tarafını. Ayrı bir mimari. Mesela Flask tarafında falan farklı web engine de kullanılıyor. Çok yüksek performanslı ama Nginx de kullanabilirsiniz. RESTful API bu bildiğimiz JSON ya da XML dönen request ve response'da bunların ikisini kullanan bir UI'yi olmayan bir web projesi geliştirmeyi sağlıyor. Diyelim API development. Read about MVC. Model View Controller MVC. Bunu benim şeyde yayınladım sanırım. LinkedIn profilimde
featured olarak MVC'yi hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Angular slide'ım içerisinde işte geçen yıla kadar Angular eğitimi de veriyordum, React de veriyordum, TypeScript'te. Orada MVC'yi görselli bir şekilde anlatıyorum. Bunu öğrenin mutlaka, kesinlikle. Model View Controller, bunun birkaç farklı şeyleri daha var. Yani Model View Controller değil de mesela MTC diyelim mesela, Model Template Controller gibi şeyler de var. Bu çok fazla %100 kesinliği, kesin sınırlar olan bir şey değil ve esnetilebiliyor. Bu bir mimari diyebiliriz. Bunu inceleyin, notlarınızı alın. MVC nedir diye. JSON Web Token, GWT, Auth2, Authentication ile alakalı konular bunlar. JSON Web Token'ı kullanacağız genellikle biz. Bu da aslında RESTful API'larda ya da makroservislerde kullanılan bir şey. Client ile server tarafını yetkilendirmek için kullanıyoruz. Bir token notunuzu alın. Token Based Authentication. Token Based Authentication diye onu araştırın. Auth2 de bir zaten projenin adı. Onu da inceleyebilirsiniz. Bütün dillerde kullanılabiliyor. Solid, Yagni, Kiss bunları geç. Onlar programlama teknikleriyle alakalı diyelim. Yönetim vesaire. Regular Expressions bu genel bir şey. Regex diye araştırabilirsiniz. Regex. Security bu genel bir bakış açısı. GraphQL mesela şu an Bootcamp sayfası, DeepLab Bootcamp web uygulamasını GraphQL ile yapıyoruz. Bu da önemli. Bunu da yaparız Python örneklerinde. Docker öğrenmeniz gereken bir şey ama bu konuyla hiçbir alakası yok bu bahsettiğim şeyle. Çok farklı bir şey. Storage tarafındaki zaten burada da bütün mimarileri anlatıyor. Yani hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Şimdi burayı suçlar gibi konuşmayayım. Storage depolama tarafında da Memcached ya da Redis'i tavsiye ederim. Memcached daha çok Java'cıların kullandığı yıllardır bir cacheleme sistemi, caching de diyelim. Ama Redis daha bence doğru bir tercih caching için. Relational Databases, Oracle geç, MS SQL. Yani güç olarak kesinlikle bunlar efsanedir. Ama bunlar lisanslı olduğu için geç diyorum. Ama öğrenme kısmında mesela benim işte Oracle kursum var, PostgreSQL var, SQL Server var. Bu MS SQL dedi, MS SQL Server'dır. SQL Server'ın orijinal, official name'i. O yüzden MS SQL diyor. Bunu da mesela benim kurstan ya da kitaptan derinlemesine, database mantığını öğrenirsiniz. Sonra da PostgreSQL gibi ya da MySQL gibi open source, ücretsiz çözümlerde o bakış açısıyla bunları öğrenerek devam edebilirsiniz. PostgreSQL'i tavsiye ederim büyük projelerde. Ha, MySQL de kötü değildir ama Oracle yıllar önce MySQL'i satın aldıktan sonra bunun community ve ücretli versiyonu diye ikiye ayırdı. Önceden ücretsizdi falan. Benim için en kralı burada PostgreSQL'dir. Ücretsiz olduğu için. NoSQL, Redis ve MongoDB. Bunların ikisi de bayağı bir güzel ve tavsiye ederim. Katılıyorum buraya. Ama Cassandra, RethinkDB, Couchbase falan bunlar kötü anlamına gelmiyor. Ama bunların ikisi size ciddi anlamda yetecektir diyebilirim. Mesela bir projenin içerisinde arama işlemleri yapacaksınız. Döküman üzerinde arama. Ama yani büyük çaplı şeylerde diyelim. Orada indekslemeler falan gerekiyor. Büyük çaplı veriler içerisinde arama işlemlerinde. Default bazı search engine'ler var. Arama motorları var. Uygulamanız içerisine koyacağınız. Solr, Sphinx, Elasticsearch. Bunların üçü de çok iyidir. Solr, yanlış hatırlamıyorsam Elasticsearch'ın base olarak aldığı bir proje zaten. Solr. Sphinx de güzeldir ama burada en böyle modern ve sektörde de hani kullanılan Elasticsearch'tür diyebilirim ve bunu da öğrenmenizi öneririm. En azından araştırın, ne olduğunu bilin. Gov Design Patterns geç, bunlar tasarım desenleri, kurumsal biraz daha şeyler. Hani araştırın, öğrenin diyeyim ben size. Architectural Patterns, bunlar size bakış açıları kazandıracak çünkü. Hani daha profesyonel olmanız için. Give DDD a shot, geç. Learn different testing techniques, true. Başka? Sanırım bitirdim burayı. Bitti.
bitti. Hocam çoğu kişi tavsiye etmiyor PHP. Peki bir nedeni var mı? Neden bunu kimse önermiyor? Çünkü bize şu an üniversitede PHP üretiyorlar backend olarak da. Allah kurtarsın diyeyim. Burak. PHP yıllardır kullanılan ve güzel şeyler yapmış bir dil. Hakkını vermek lazım. WordPress de PHP. Hatta PHP'ciler artık gerçi onlar da kabul ettiler ama işte Facebook'ta PHP diyorlar falan. O PHP o PHP değil. Birincisi Facebook doğru. Mark Zuckerberg PHP ile kodlamaya başladı. Yani çünkü öğrenebileceğin en basit dillerden bir tanesi. Ve çok yaygın, çok fazla kaynak var. Web tarafında da bu biraz uzun derin bir konu aslında ama mesela Java Enterprise tarafta çok kullanılır dil olarak. Ama Java'nın web tarafı çok karmaşıktır. JSP ya da JSF, Java Server Pages ya da Java Server Faces. Bunlar çok karmaşık. Ama PHP böyle basit bir şekilde öğrenip başlayıp web uygulaması geliştirebileceğim bir şeydi. O zaman da yani alternatif yoktu çok fazla açıkçası. O yüzden de insanlar PHP ile devam etti diyebilirim. Basit, işlevsel, hemen hızlı bir şekilde web uygulaması gelişti. Ama sonradan hani onun kapattığı tarafı dolduran çok çok fazla web programlama teknolojileri gelişti. Ondan sonra da haliyle PHP gereksiz hale geldi. Personal home page yani. Personal home page açıklaması bu kadar. Ve mesela Facebook'ta aslında PHP ile yazıldı ama yıllar yıllar önce bir varmış bir yokmuşken onların aslında ekipleri yıllardır PHP yazmıyor. Onların altyapıları HipHop PHP diye bir aslında compiler gibi bir ara katman geliştirdiler diyelim. C++ yazıyorlar. HipHop PHP aslında C++ ile çalışıyor. Kendileri böyle geliştirdiler diyelim. Hani o PHP o PHP değil yani. O gitti çoktan. Ama halen daha işte uzantı olarak da orada PHP'yi gösteriyor falan. Facebook hava atıyor biraz. Ben tavsiye etmem. Bizim projeler de var PHP ile geliştirilen. Açıkçası. Hani daha önce geliştirilmiş. Sonra bizim işte farklı girişimlerinden bir tanesinde orada usta bir PHP'ci arkadaş onu geliştiriyor o projeleri. Ama hani mesela şunu da diyorlar. İşte PHP'ci aranıyor falan bulunamıyor sektörde. Tabii ki bulunamaz. Çünkü insanlar bıraktı yani PHP'yi. Yani Python'a geçti, Django'ya geçti, Go'ya geçti, C#'a geçti. Çünkü bitti yani sektörde bir karşılığı pek kalmadı. İnsanlar geçince de doğal olarak elde de projeler var, devam ediyor. Onlar için PHP'ci lazım, doğru. Çünkü devam ediyor proje. Daha önce yapılmış yani. Onlar için de adam bulunamıyor. Bu da doğru. Ama bunların sayısı çok 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 az. Ve de azalmaya devam ediyor. Yeni projeler PHP ile zor başlar. Ben hayatta PHP ile proje başlatmam yani. Mesela. Başka soru var mı? Ben bir çay alayım bu arada. Yani dersi geçene kadar PHP öğrenebilirsin Burak. Sonrasında hiç uğraşma. Sorunuz var mı arkadaşlar? Ya bizim okullar çok ilginç. Bir olay olmuştu yani. Delphi öğreteceklerdi okullarda. Tam bir rezalet. Böyle bir komedi yok. Sonradan işte sosyal medyada bizim yazılım camiası falan bayağı bir
coşturduk. Ondan sonra yani pek okulların durdurduğunu düşünmüyorum orada da teacher. Sektör sağ olsun bayağı bastırdık orada. Delphi rezaleti durduruldu. Bizim koordinatörler durdu hocam. Şeyde BTR'ler falan oluyor koordinatörler. Onlar PHP kitabı falan çıkarınca artık unuttular. Yoksa yok, hiçbir şey durduramaz onları. Yok, sektör yani sektörde durduruldu. Bayağı bir olaylar döndü çünkü bizim tarafta. Hatta onun işte Delphi firmasıyla hani Türkiye'de onun lisanslarını satmak için bir şekilde böyle katakülleyle kandırmışlar diyelim birilerini. O lisanslardan olduğu için aracı satıcı firma hatta onu durduran bazı tanıdıklarımıza da dava açtırdılar vesaire. O kadar. Evet, ama durduruldu. Ben de gördüm, hatta Assembly gibi bir şey de almıştık. Ya Assembly öğren daha iyi. Delphi'de ne işim var? Assembly'de en azından dersin ki elektronik tarafta işime yarar yani. Bakış açısı kazanır falan. Gibi şeyler. Şimdi. Delphi yani eskiden neyse girmeyeyim. Ya yani eskiden olacak kadar eskiden olabilirmiş. Artık değil. 97-98'lerden bahsediyorsun sanırım hocam, değil mi? Bak şöyle diyeyim. Mesela eskiden bu 2000'lerin ilk zamanları diyelim, ilk yılları. O zamanlar işte hacker arkadaşlar falan var. Bazıları Delphi yazıyor. Çünkü o zaman çok doğru bir seçim, doğru. Hacking tool'ları falan Delphi ile geliştiriliyor vesaire. Sonradan o kadar teknoloji değişti, gelişti ki işte DevOps tarafında, Big Data tarafında, Security tarafında, yani hacking tool'ları falan Python tarafına kaydı yıllarca falan. Yani ondan sonra da zaten Delphi tamamen gereksiz hale geldi. Hatırlıyorum 2008'i de bir yerde yazılımcı olarak çalışırken Java'cı var, ben C#'çı, işte Delphi'ci var falan. Delphi'ci diyordu ki tabii işte ben her şeyi şey yaparım diyordu Delphi ile falan. Delphi kraldır, Delphi bilmem nedir. Şudur budur. Ondan sonra süperdir, müthiştir.